piyasaların bir şekilde böyle tutunacak dal aradığı bir noktada gerçekten güzel bir açıklama. İtalya ve İspanya'ya bugün en azından eğer bir atak yapmayı düşünen ya da sadece atak yapmak amaçlı değil, likide yatmak için İtalya ve İspanyol tahvilini satmak isteyen yatırımcılar için buyurun ben buradayım işte şu faizden yani piyasa faizden geleceğim alacağım bir likide sorun olmayacak diyor. Dolayısıyla bu tür açıklamalar bugün piyasanın zaten hani zembiri boşalmış gibi olan sinirlerinin biraz daha rahatlaması açısından, biraz daha sakinleşmesi açısından olumlu bir açıklama. Bence mutlaka şey olacaktır, faydası olacaktır. Zaten şu an itibariyle bile bir miktar piyasanın tansiyonunu aldığı görülüyor. Benzer açıklamaları içeride bugün Merkez Bankası'nda da göreceğiz. Hani tamam tahvil alımı falan değil de netice itibariyle olup bitenin kontrol altında olduğu ve kendilerinin bu işi gözetledikleri ve ona göre önlemler aldıkları noktasında bu açıklamalar bence bugün olması gereken açıklamalar. Akşam Fed'den de muhtemelen bir şeyler duyabiliriz. Gerçi yarın toplantı ama bütün Merkez Bankası ve bütün otoriteler piyasalara biz buradayız. Tamam evet yani çok da fazla da arzulamadığımız hiç de planlamadığımız bir noktada geldi gelişmeler ama biz bir şekilde piyasaya likidite, kontrol ve her türlü noktada yardımcı olacağız mesajını vermeye çalışıyorlar. Bu süreci bu mesajları atlatırız da bizim sabah yayında söylediğimiz gibi aslında bizim söylediğimiz değil miyim olan birçok uzmanın ve ekonomistin kendi kulvarlarında paylaştıkları gibi olay bütün dünya ekonomilerinin artık 2008'den 2011'e kadar süreç geride kaldı. Dünya ekonomileri zor bir dönemden geçecek ama bunu panikleyip hani bitiyor, battı, yanıyor, dünyaya işte meteor çarpacak şekilde fiyatlamanın gereksiz olduğunu, bu arada batanlar çıkanlar olabileceği ama dünyanın topyekun batmayacağını, zor ama uzun soluklu bir yola gireceğimiz konusunda piyasaya ikna edilmesi gerekiyor. Piyasalar ikna edildiğinde 2,5 yıl boyunca likidite verilerek piyasalar bir noktaya getirilebildi. Yani burada bir ikna süreci ve piyasalarla zıtlaşmak yerine onlara bazı gerçekleri paylaşmak gerekiyor. 2,5 yıl yaptığınız bu fiyatlama var ya, bu fiyatlamayı bir kenara bırakın. Çünkü o fiyatlamada V şeklinde ya da U şeklinde bir dünya ekonomilerinde bir toparlama bekliyorduk. Şimdi bunu yapamıyoruz. Bunun yerine L şeklinde bir toparlama var. Yani uzun süre yayılmış ama sonunda işte tünelin ucunda ışık gözüken bir toparlama var. Buna göre fiyatlama yapın. Biz de buna göre fiyatlama ile ilgili önlemlerimizi alıyoruz denmesi lazım. Piyasaları durdurmak, piyasaları işte açığa satışları yasaklamak gibi yapılmadı ama yapılabilir. Yani yöntemler yerine bu tür önlemlerle eğer beklentiler yönetilirse bence bu işin daha rahat kolaya gelir. Çünkü şu an panik satış olduğu belli. Yani hiç kimsenin gözü, seviye, değerleme hiçbir şey görmüyor. Bunun da hiç kimseye bir faydası yok. Yani neyi sattığını, neden sattığını insanların büyük bir kısmı bilmiyor bile. Ne küçük yatırımcıya ne büyük yatırımcıya faydası var bunun. Doğru, bu bir panik hareketine dönüştü. Geçtiğimiz hafta Cuma günü MKB'nin zaten performansına baktığımızda da 3060 puanlık bir kayıp gün içinde. İşlem hacmi de paralel anlamda arttı. Bu satışlarla birlikte 3 milyar liralık bir hacim oluştu. Şimdi aslında sen çok güzel özetledin Cüneyt. Eninde sonunda uzunca bir süredir Lehman krizinden bu yana piyasalara müferit sağlanmaya çalışılan desteğin reel sektöre, ekonominin toparlanmasına katkı sağlayacak ölçüde yayılmadığı, piyasalar tarafından varlık balonlarının oluşmasına sebep olmanın ötesine geçemediği bir süreci. Aynen. Yani bir pembe tabloyu yarattı piyasalar, onu yaşadı. Bir noktada o balonun patlayacağı bekleniyordu. O balon artık patladı. Yani bunu görüyoruz. Ve krizin de, kriz tırnak içinde ifade ediyoruz bunu ama bunu biz ifade etmiyoruz. Yani bu Didem Cüneyt Açıl'ın yorumu değil. İşte Avrupa'dan gelen yorumlar içerisinde dünyanın ekonomik küresel krize girdiğini kabul edip buna göre önlem alınması gerekiyor diye ekonomik kurmayları ifade ediyor. Biz sadece bu açıklamaları yansıtmakla mesulüz. Dolayısıyla bu bir ekonomik kriz ortamı ise ki öyle görünüyor. Her ülkenin kendi sorunlarını birincil planda gözeterek bu krizden en az etkilenir şekilde çıkması lazım. Bunun için de uğraş vermesi lazım. İçeride Merkez Bankası'nın attığı adımlar var. Her ne kadar bazı belirsizlikleri beraberinde getiriyor olsa da burada senin söylediğin önemli bir konuyu belki açıklığa kavuşturması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Neyi niye yapıyor? Evet. Daha açık, daha şeffaf olması gereken bir noktadayız. Çünkü artık bundan sonra biz hani bu ne kadar zamanda ne sonuç üretecekten ziyade güveniyor olmak istediğini görüyoruz piyasanın atılan adımlara. Bunu da ancak ifadeleriyle sağlayabilirler. Bu hafta bu açıdan önemli. Başbakan Erdoğan da ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelecek. Oradan sonra Başbakan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar da son derece önemli. Çünkü kredibilitesi yüksek bir isim Başbakan Erdoğan. Onun ağzından çıkana piyasalar genelde çok daha
öncelik veriyorlar ve inanarak davranıyorlar. Bunu izlemek lazım. Bakalım ne tür mesajlar gelecek oradan. Ve bir süre alacaktır o L formasyonunu da ben beğendim tanıma itibariyle. Çünkü o da aslında içine girdiğimiz ifade edilen ayı piyasasının bir noktada tanımı. Doğru. Biraz daha uzunca süren bir belki iyileşme düzelme dönemi. Ama yataya da dönmesi beklenebilecek bir süreç. Yani evet. Sürekli her gün %3-5 düşen bir değil. Piyasada beklememek gerekiyor. Aynen öyle. Belki bir de şunun altını çizmekte fayda var. Bu bir güven krizine dönüşmüş durumda piyasalar açısından. Yani ama dünya piyasalarından bahsediyorum. Bütün dünya açısından aynen. Söylüyorum. Bir güven krizine dönüşmüş durumda. Hani Amerika'ya da güvenemiyorsunuz, Asya'ya da güvenemiyorsunuz, Avrupa'ya hiç güvenemiyorsunuz noktasında. Bütün yatırımcıların yaşadığı paniği gösteren bir güven krizi demek zannediyorum çok yanlış olmayacak buna. İçeride de aslında Merkez Bankası'nın belki şanssızlığı daha önceki yurt dışında bu kadar büyük krizlerin, bu kadar büyük fiyatlamaların yaşandığı dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın genel duruşu hep bir adım geride durup soğukkanlı olup ona göre adım atmak yönündeydi. Şimdi kendi içimizde alınan önlemler vesaire ve bunların da belki belli ölçüde yansımalarıyla biz kendi hareketimizi yurt dışı piyasaların yandığı bir dönemde yapmak zorunda kaldık diyelim. İMKB 100 endeksinde %2 düşüşle 55.111 puandan başladığını söylüyor. Evet, bir nokta ekleyeyim. Daha sonra isterseniz piyasalarda şu anki kur ve İMKB üzerinden gidelim. Yani 1,5 sene öncesine kadar masanın öbür tarafında olan bir fon yöneticisi olarak hem Londra hem Türkiye'de olan bir fon yöneticisi olarak bir şey söylemek istiyorum. Şu an şu dünya piyasa konjonktüründe para kazanan birileri yoktur ya da bir elin parmakları kadar da onların da kazandıkları paranın bir faydası yoktur. Büyük ihtimalle fonları kapanır bir süre sonra. Kazandığın parayı ne yapacaksın? Yani şu an öyle bir dönemden geçilmiyor. Şu an hiç kim, yani ben ne piyasanın şu anki durumdan memnun olduğunu ne de insanların memnun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle bir ortam hiç kimsenin içine gelen bir ortam değil. Türk lirasının yukarı gitmesi, İtalyan CDS'nin yükselmesi, Amerikan hisse senetlerinin tepe taklak olması, buradan bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir insan para kazanır ama onlar da bir sonraki seferde yakalanır tekrar. Dolayısıyla bunun ne piyasaya ne ekonomiye bir faydası var. Senin de söylediğin gibi, senin de belirttiğin gibi bir güven ortamının yaratılıp piyasanın karşısında piyasaya rağmen değil, piyasaya karşısına alarak değil, onlarda bu güven tekrar tesir edilip yöneticilerin devreye girmesi lazım. Burada da her şeyi şeffaf yapmak gerekiyor. Sorun burada dediğin gibi. Şeffaflık çok önemli. Hiç kafa karışıklığı yaratılmayacak. Bazı şeyler kabullenilecek. Kriz varsa kriz var. Etkilenecekse etkilenecek. Şu kadar etkilenmeyi bekliyoruz. Azaltmak için bunları yapacağız şeklinde. Ya da işte hani şöyle yapacağız şeklinde. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bugün Merkez Bankası'nın açıklamaları bence bu konjonktürden incelemek lazım. Merkez Bankası gerçekten çok iyi niyetli bir şekilde bizim cari açıktan başka da yani bir kriz yaşansa biz krize bu şekilde girmek isterdik. Her tarafımız çok iyi cari açık dışında. Evet. Ve hani bütçemiz iyi, büyümemiz iyi, her şeyimiz iyi. Fakat işte dünya senin söylediğin gibi öyle bir dönemden geçiyor ki bu panik satıştan hiç kimsenin gözü görmüyor. Yani Türkiye mi satıyor? Hangi fiyattan Türk hissesi satıyor? Hangi fiyattan dolar alıyor? Bu karışmış vaziyette. Dolayısıyla niye, neden yaptığını açıklar. Hangi noktalarda toleransının olmayacağını, hangi noktalarda onun da piyasayla beraber gideceğini gösterirse Merkez Bankası ben eminim ki biz geri kalan artılarımızın çok daha fazla olmasından dolayı iyi olarak bu işten yani göreceli olarak iyi çıkacağız. Ama daha önemlisi dünyada da aynı şey yapılacak bence. Bu piyasayla bu iç içe komünikasyonla bu işin içinden çıkılacak. Yoksa hani resmen meteorun dünya çarpması gibi bir şey fiyatlıyor şu an. Neredeyse. Dünyadaki bilim korku ona geldi yani. Bilim kurgu filmine aynen. Dönmek üzere. Peki şimdi bir İMKB'nin de grafiğine bakalım Cüneyt senle birlikte. Ben hemen burada bir şey de söyleyeyim. İlk etapta 52 binlere doğru aslında hani yaşanan bu satış baskısının bir destek hedef olarak 52 binler seviyesini öne çıkarttığından bahsediyoruz. Ama piyasada ufak ufak da yine o panik etkisiyle 48 binlere kadar da geri çekilme olabilir diyenlerin olduğunu da söyleyelim. Fakat Halil Reçber'le de sohbet ettik bu sabah. Bir ayı piyasasına girildiğinin teyidinin alınması için önümüzdeki birkaç gün, şu 1-2 gün yani o kadar da beklemeye gerek olmayacak, çok yakından izlenmeli dedi. Eğer 1-2 gün içerisinde gerek Avrupa'dan gelen mesajlar, gerek Başbakan Erdoğan'dan duyacağımız ve Merkez Bankası Başkanı'ndan duyacağımız mesajlar doğrultusunda 58 binin üzerine doğru tekrar çıkılabilirse bu trendden kurtulma olasılığı dahi var. Yani orada bir umut var. Ama söylediğimiz gibi şeffaflık, güvenilirlik kazanılması bu noktada çok önemli olacak diyebiliriz. Yani bu değerleri verdikten sonra da şöyle bu bir grafiğe bakalım. Bu ayı piyasa hikayesini hepiniz yayınlarınızda söylüyorsunuz. İşte eğer bir ülke ya da bir hisse, bir endeks ya da neyse bu grafikte görülen son bir yıl içerisinde görmüş olduğu en yüksek seviyeden aynı yıl içerisinde %20 oranında gerilediği vakit işte bir %20'lik daha bir aşağı gidebileceği ve trendin tamamen değişeceği şeklinde genel olarak piyasada kabul edilen bir şey var. Buna işte Brezilya Bovespa piyasası girdi, Çin girdi.
Türkiye'nin de cuma günü girdiği, şu anda o fiyatların içerisinde olduğu görülüyor. Ama bir kapanış, birkaç kapanış lazım burada teknik olarak bakıldığında. Yalnız yatırımcıların şunu göz ardı etmemesi lazım. Şu an geldiğimiz değerlemeler 2010'un 4. ayındaki değerlemelere geldik endeks olarak bakıldığında. Yani 2010'un 4. ayını gözünüze getirin. Türkiye'nin hangi durumda olduğunu getirin. Onun üzerine ne kadar büyüme koyduk? Onun üzerinde ne nereye gitti? Ne kadarlık bir yani katma değer yarattık? 2010 4. ay Yunanistan krizinin en ayyuka çıktığı dönemde. Aynen öyle. Yani şu anki fiyatlamalarımızda nerede olduğunu düşünmek lazım. Yani teknik olarak bu aşağı iner çıkar o ayrı kelime. Yani iner de çıkabilirdi ama değerlemeler konusunda neyi nasıl satarken herkesin dikkatli olması lazım. Piyasa değerlerine bakıyor olması lazım. Belki 70 binlerde herkes İMKB için şunu söylüyordu. Çok pahalı canım falan. Ama bir defa öyle bir şey kalmadı yani, onu bir kenara koyalım. Çok pahalı hikayesi tamamen bitti. Dünya topyekun nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Hani trendin karşısında durmaya gerek yok ama bir yandan da özellikle küçük yatırımcıların bu panik satışlarında biraz daha sakin durup, eğer taşıma ile ilgili çok sorunları yoksa iki kere düşünmelerinde fayda var. Çünkü bunlar çok hızlı oluyor bu hareketler. Ters tarafta yakalanmamaları lazım. Bir not olarak da şunu hatırlatmakta fayda var ama yani. Evet, İMKB bu son satışlardan sonra çok ciddi anlamda ucuzluyor ama bütün dünyada bütün ucuzluyor. Bütün dünya ucuzluyor. Yani dolayısıyla unutmamak lazım. Herkes her şeyi satıyor. Fiyatlamalar rasyonelitesini yitirmiş durumda. Doğru. Dolayısıyla hani hareketi dipten yakalamak yerine en azından durup yönünü yukarıya çevirdiği dönemi yakalamak, belki belli miktar orada bir maliyet üstlenerek hani dipten yakalamak yerine belki %5-10 yukarıdan yakalayıp yine de oralardan piyasaya girmeye çalışmak daha mantıklı olabilir. Bir de bir not daha, genel olarak bütün hisse senedi yatırımcıları için, Türkiye için söylemiyorum, bir olumsuz bir uyarı var dünyadan deniliyor. Eğer biz L şeklinde bir uzun soluğa yayılmış bir büyümeden bahsediyorsak, maalesef hikayesi büyüme üzerine kurulu olan hisse senetlerinin bunlar alacağı pay en az. Doğru. Çünkü yani olay belli, ekonomiler büyüyecek. Ekonominin can damarı olan şirketler daha fazla kar edecek ve bundan pay alan, temettü olan ya da hisse senedi alan yatırımcı kazanacak. L ya da hafif yukarı doğru bir şey gideceksek bu süreç çok uzun süreye yayılacak. Dolayısıyla onu da göz ardı etmemek lazım. Yani toparlamadan kastımız bir daha bütün dünya için o eski seviyeler olmayabilir. Neden oluk oluk insanlar hisse senedi satıp tahvil alıyor? Niye Türkiye'de tahvil piyasası yeniden kıpırdamıyor? Aynı sebeple kıpırdamıyor. Çünkü 8,5 faiz duyan yatırımcının gözleri açılıyor bir anda. Nasıl 8,5 mu? Durgunluğa gittiğimiz yerde 8,5 faiz kaçmaz diyor. Tabii. Halbuki aynı risk. Aynı ülkenin tahvili, aynı ülkenin hisse senedi. Yani hisse senedinde bu kadar acımasız olup da tahvilde hala bu kadar sempati duymalarının sebebi yatırımcıların bu mantıkla. Yani biri iyi biri kötü değil. Büyümenin belli bir süre için rafa kaldırılabileceği. Bizde o kadar değil ama genel olarak dünyada, gene de bizde de görece olarak Merkez Bankası'nın uyarılarını göz ardı etmemek lazım büyümeyle ilgili. Peki evet, bunlar hep çok doğru tespitler. Hisse senetleri için çok parlak bir dönemde olmadığımızı görüyoruz. Tahvil bono yatırımcıları bir miktar daha şanslı gibi görünüyor. Elbette altın yatırımcısını da unutmamak lazım. 1711 doların üstünü görerek yeni rekorlar kırmayı başaran altını hepimiz gıpta ile izleyip muhtemelen hiçbir şey de yapamıyoruz izlemek dışında. Ama hani şunu söyleyelim, bugün sanayi üretimi verileri gelecek saat 10'da, ekonomiye dair o rakamı, o veriyi izleyeceğiz. Perşembe günü cari açık rakamını izleyeceğiz. Bugün saat 14'te Profesör Doktor Kerem Alkin Erdem Başçı'ya sorularımızı ve izleyicilerden de gelen soruları yönlendiriyor olacak elbette. Ağırlıklı olarak atılan adımların ne vadede nasıl sonuçlar üretilmesini beklediklerine dair zannediyorum. Aynen. Sorular ön plana çıkıyor olacak. Biraz daha kafalarda ki varsa karışıklığın giderilmesi anlamında. Ve elbette Avrupa ve Amerika ekseninden gelebilecek açıklamalar piyasalardaki bu ateşi bir miktar dindirmeye yarayacak mı, yaramaya devam edecek mi, ona bakıyor olacağız. Bu arada faiz indiriminin gerçekleştiği para politikası kurulu toplantısının özet tutanakları da geliyor. Cari dengenin aylık bazda istikrarlı bir iyileşme eğilimine girmesi bekleniyor diyor. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam edeceği tahmin ediliyor deniliyor ki zaten aslına bakacak olursak faiz indiriminin perde arkasında yatan gerekçenin de bu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu ikinci bölüm. Şu ifade perşembe gününden beri Türkiye'de en fazla sorulan soru bu. İktisadi faaliyetlerin yavaşlamasının devam edeceği tahmin ediliyor. Ne kadar yavaşlaması? Yani, bir de yavaşlıyor muyuz aslında? Yani önce öyle bir şey söyledi ki başkan, biz son çeyrekte beklerken cari açık düzelmeyi hemen görmeye başlayacağız. İktisadi faaliyetlerdeki yavaşlama devam edecek. Şimdi tahmin edildiği kadar devam edecekse sorun yok. Ama eğer o IMF'in bahsettiği gibi onlardan ikiye düşüşlük bir şeyi Merkez Bankası da gördüyse ve ona göre hamle yapıyorsa ve onu da piyasaya paylaşacak ise tabii o fiyatlamaları bir miktar daha değişebilir. Perşembe Cuma'nın çok sorulan soru. Yani kimsenin şu an kalkıp hiçbir ekonomistin bilemediği, hiç kimsenin para yapamadığı yerde başkanlar yanlış yapıyor, Merkez Banka yanlış yapıyor deme lüksü yok. Sadece biraz daha şeffaflık konusunda biraz daha bilgi setine ihtiyacı var. Bu da yine önemli bir nokta.